Sevgili izleyenlerim, evet, yöresel ürünlerimizi adım adım gitmeye devam ediyoruz. Önce böyle şuradan ben sayım. Şimdi ben sayım. Birazdan uzmanından alalım. Bu bizim mısırımız. Şuraya gelsene sen. Gel bir bu tarafa. Mikrofonu ben sana vereyim. Yakın tutamam mikrofonu. Sen şimdi tanıtarak bir saniye. Evet. Bu çorbalık mısır, bu Laz işidir. De biz kaptık o işi tabi. Ne biz kaptık? Yani bu Laz işidir. Çorba. Kardeş, biz ayranlı çorbada. Ayran bu... işte yani Lazlardan öğrendik, onları diskalifiye ettik. Yok, onu kabul etmiyorum. Etmiyor musun? Etmiyorum. Yani biz öne geçtik. Bizim kullanmada. Ayranlı çorbamızda bu kırılmış mısır. Çorbalık dövülmüş, Gorgottur ismi. Ama biz bütün atardık. Ha bütün aynen öyle işte. Bunlar, sonradan öğrendik. Ha? Tamam. Öğrendik. Şimdi oldu. Laz işi bu. Laz. Bu da bizim esas Bayburt'un kavut. İşte yani bunu... bizim Bayburt'un öz yemeğidir bu diyelim, mesela ufalaması olur, çorbası olur, efendime söyleyeyim haşlaması olur, evet. Tereyağıyla. Ha ne yaptık bunu? Biz Erzincan'da yapıyoruz, şimdi burada yapan yok. Erzincan'da leblebi kazanında buğdası kavrulur, değirmeni var, üyütülür, tertemiz yani, öyle tezek kokusu, his kokusu yok. Yok. Bir numaradır. Ama bu da şimdi çok usta bunu kavurması i̇şte lazım. Ha, onun ölçüsü çok önemli. Şu çok önemli. Kavruk ölçüsü. Yoksa kavruğu... Az, çok az kavruk oldu mu az acı olur. Çok biraz açık oldu az mu olursa, un kokar. Çiğ gibi un kokar. Un kokar. Olma. Onun bir ayarı vardır. Onu tutturmak önemli. Evet. Bu da arpa dövmesi. Arpa dövmesi. Çorba yapıyorlar bunu. Genelde Lazlar bunu kullanır. Biz kendime kullanırız. Peki sen abi kavutun haşlamasını bilir misin? Tabii canım. Anlatma ama kardeş. Mi? Anlatma ama. Abi bunu kaynar suyla... bir şey de diyelim mesela bir leğende mesela kaynar suyla karıştırırlar. Ondan sonra ortasını açarlar. Tereyağıyla şekeri kaynatırlar. Ortasına dökerler. Böyle ayrı ayrı yok. Ortaya korlar. 4-5 kişi kaşık alır saldırır. Nasıl? İşte kenarından alır. Yağa batırır şerbete. Şerbete yer. Ondan sonra midiye. Bu da şey mısır unu yani. Mısır unu mu? Mısır unu. Mısır unu. Biz kuymak muymak bizim kültürümüzde bu fazla yok. Kuymak işte balıkta kullanırlar o yani. Balıkta bizim burada peynirli kuymak mesela doğru. Güzel olur. Ama bu da, şey peynirinden bizim Golot peynirimizle, peynirinden aynen. Kuymak. Kuymak süper olur. Süper olur. Sabah kahvaltısında yiyeceksin. Yiyeceksin tereyağı var. Aynen öyle. Bu da haşır. Haşır. Eskiden kurudunan haşır ederdiler büyüklerimiz. Şimdi biraz fantazileşti. Şeye, dolma içine kullanırlar. Kurutlu haşır. Kurutlu haşır ha. Kurudunan haşır derler. Bir kurutu anla. Şimdi kimse kurutu bilmez. Kurudu nasıl bilmezler ya? Bilmezler. Ya yoğurdu süzerler. Katılaştığı zaman onu güzelce, onun bir şekli vardır, minare şekli. Top top yaparlar, topaş şekli diyelim. Biz süzerler. İşte süzerler. Bez torbada. Tamam işte süzerler. Anlat. Bez torbada süzerler, ondan sonra o biraz katılaştığı zaman, ellerinde şöyle topaş şekli, bizim topaş derler. Topaş derler. O şekilde böyle dizer kurudurlar tahtanın üstünde. He. Olur kurut. Kurut. Ondan sonra kullanırken de onu suya korlar bir sürüsüyle. Ezerler, ezerler. Ayran şekline getirirler. Ondan sonra bunu da pişirirler, yerler. Onu da ben hiç sevmem aslında. Peki bir de ama şimdi yoğurt varken kuru da neden ihtiyaç duyuyoruz? Abi onun bir tadı var işte. Onun ona özgür bir tadı yani. O öyle yenir. Yoğurduna sarmaz. Şimdi gelelim haşırıdan kurutun hikayesine. Şimdi haşırı güzelce salıyorlar önce o pilav tam gibi. Pilav gibi he. Ama biraz sulu. Hafiften yani pilavdan sulu tabii ki. Sıvımsı evet. Kurutu ezip. Ezip güzelce az da tuz atarlar ona. Tuz atarlar. Güzelce üstüne bolca dökerler sıradan yerler. Olay bu. Bu haşır. Bu haşır. Haşırı. Hiç... Yağlısı da vardır öyle bunun. Ona yağ döken de olur, o da dökmeyen de olur. Şimdi şunu genelde dolma içine kullanmaya başladılar. Daha haşırı yapan yok. Dolma. Dolma. Yalancı dolma derler. Yalancı dolmaya. Onun içine kullanırlar. Lezzetli olurmuş. Anlaşıldı. Gerek buna kardeş. Bu da kısırlık bulgur. Kısırlık bulgur. Evet. Neyle kullanırlar bunu genellikle? Bunu da dolma içine genelde dolma kullanırlar. Için. Çiğ köfte yaparlar. Çiğ köfte yaparlar. Kısır yaparlar bir de. Kısır yaparlar. Çiğ köfte bize Bayburt'a fazla gitmiyor. Yok. Kısır yaparlar genelde. Evet. Şuraya bir bak. Bu da bizim yöresel yerli bulgurumuz da tabii Bayburt'ta cine yapan yok.
Sivas Gürü'nden gelir ama çok temizdir. Temizdir. Ha, kalitelidir. Şimdi yani bizim Bayburt'ta bu genellikle ince olur. Öyle biraz daha yani ince yaparlar. Kısırın üstü. Kısırın bir üstte. Üstü. Evet. Yani Sivas Gürü'n bunu da kapmış bizim elimizden. He. Orada adam. Peki kardeş niye bizde yapıyorlar bu? Abi yapmıyorlar. Ha? Şeyi çok yani maliyeti çok. He. Şimdi adam fabrika tipi yapmış biliyor musun? Yani çok bir kamyonu birden pişiriyor, kurutuyor. Yani o şekilde kazanıyor adam. Ha bunu az yapsan değirmene götür, döydür bir sürü çile. Yani korutmaz. Şu anda da kilosu 16 lira. Yani ucuz veriyorum ben. Şimdi bunları bunların fiyatı sormadık. Da, kavutumuz kaç liraydı? Kavutum bende şu anda 17,5. Piyasada 20 lira. He. Bu da 17 lira. 17 mısır lira. Onu 16 lira. 16 lira. 16 lira. 16 lira. 16 lira. Bu da yarma mı? Bu da yarma. Kendime deriz. He, kendime. Şimdi kendime. Bunu da anlatalım. Bunu da işte buğdayı döverler dibek taşında dibek tabii. Dibek taşında. Böyle fırça dövmesi var şimdi bir de. Onu herkes bilmez. He. Parlatır getirirler. O pişmez. Dibek taşında. Ama dibek taşında döversen süper olur. Hakikaten pişimi de. Hakikaten su üstüne atar. Tabii onu ısladı. Onun usulü var. Döndükçe vurur. He. Bunu bir de işte fırça dövmesi var. Onu herkes bilmez. Ne o... bu? Bunu ne yemeklerde kullanıyoruz? Ayranlı çorbada. Ayranlı çorbada. Kendime pilavı kendime yaparlar. Pilavı. Barbunyalı fasulyesiyle. Bir de sıvıklısı derler belki. Ha, ben bekliyordum onu. Tereyağlı, bol tereyağıyla. Bir tane daha var. Bazen de soğanlı yağ yaparlar üstüne. Bu horozla yapılan. Herse. Herse bundan mı yapılır? Abi canım işte o dibeş kendimesin. Sen diye arada hatırlat canım. Herse nasıl yapılır? Herseyi de nasıl diye. İşte yalnız köy tavuğu olacak. Köy tavuğu. O hazır abi. Tavuğu geç. Ha. Onu güzelce haşlayacaksın, şey yapacaksın, koyacaksın, haşlanacak. Kendimesini bulgurun üstüne tökeceksen. Oradan kaynayacak aga. Bol bol kaynayacak. Ondan sonra o ağaç kepçeler vardır da bilirsen. He, ağaç kepçe olacak. O tencere mi güveç mi artık bacakların arasına sıkıştırıp ondan güzelce bunu ezeceksin. Bu çalacaksın. Güveç. Güveç de iyi olur tabii. Güveç de iyi olur. Güveç biraz modadan baktı bilirsen olsun, yani. Olsun. O zaman süper olur. Herse. Tereyağında tökeceksin. O et onda eriyip gidecek. Eriyip gidecek. Kemiklerini seçeceksin. Yeme olur. O yeme yanında yat. Yanında yat. Aynen öyle. Belki eyvallah. Burada da bize mahsulümüzde bir şey var mı? Bir daha o kayısıları şey yapalım sadece. Bizim mi? Erzincan'ın. Erzincan'ın. Şimdi bazıları mesela fırsatçılık yapar. Ramazan'da şişirirler fiyatları. Ben düşürürüm bak. Şu kayısılar 50 lira abi. Bak 65 lira, 55 lira. Nerenin kayısısı? Erzincan. Ben Erzincan kayısısı satarım. Orijinaldır. Yani fırsatçılık olmaması lazım. Bu bizim dini ibadetimiz değil mi? Adam Ramazan diye hani satış çok olsun diye inanır mısın ben düşürmüşüm. Evet. Bak şu kayısılar 55'li 50'ye düşür. Herisinden 5 lira çekmişim. Şu bunun makburu da ekşi olandır öyle ha? Ekşi kompostuya kullanırlar. Kompostuya kullanılır. Evet. Tatlıyı da kaysefe yaparlar. Şimdi bizim Bayburt'un şimdi dönek. Bizim Bayburt'un eski sahur yemeği pilavla, bulgur pilavıyla. Ha, kuşburnu hoşafı. Kuşburnu bize bundan. Bu da içinde olacak tabii kayısısı olacak. Evet. Üzüm de mesela şu üzüm de olur içinde. Aynen öyle. Çişmiş üzüm derler. Aynen öyle. Ondan. Tabii. İsteyen bazen siyah üzüm katar, besin üzümü katar. 50 lira kilosu. Bak o 50 lira, 55 lira, 55 65 lira. Lira yani en yükseği. Peki bu fındık falan neye gidiyor bizim Bayburt'ta? Onda da fiyatını almış olalım. Abi Bayburt'ta genelde fındığı oturur, muhabbet, sohbet sayılan yanında yerler. Baklavaya kullanırlar. Daha yiyebiliyor mular fındığı? Yiyirler yani. Yiyor mu? Kaç lira kilosu? Şu anda bende 160 lira kilosu. Yiyorlar. Evet yiyorlar. İyi valla çok. Babaycı da mesela bunlar. Ceviz içi var 180 lira. 180. Yerli ceviz kendim kırmışım onu. He. Şu cevizden mesela. He. Yerli cevizden kırmışım, iç Erzincan yapmışım. Erzincan mı Bayburt? Erzincan. 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 Benim masum, Erzincan, evet. Masulün %80'i Erzincan'dır. Erzincan. Şimdi şu tarafa da bir gel bir geçek. Tut mut bu bizim. Bunlar Erzincan hep. Erzincan hep. Tut mesela abi 75 lira fiyatı. Bunun 50 lira. 50 lira. Barbunya. Kırmızı mercimek. Yeşil mercimek. Hep Erzincan. Erzincan benim mahsulüm. Genelde Erzincan. Şu Bayburt'un şu nohut. Nohut organik var. Nohut. Evet bunu bir arkadaş tohumunu veriyorum ekiyor. Bu fasulyeler abi bu şeker. Abi bu kirikli derler bizde. Erzincan'ın bu süperdir. Hurma süper. Gibi bir fasulyedir. Hem tez pişer hem de çok organiktir. Lezzetlidir. Organiktir. Bir de İspir fasulyesi derler de lezzetlidir bilmem ne. Kilosu 100 lira. Bak bu İspir'den de lezzetli diyebilirim. Alsın denesinler. Eğer İspir'den kaç aşağı bu? 65 lira. 65 lira. Evet. Şu var Bayburt fasulyesi mesela. 45-50 civarında veriyoruz. Bayburt'u. Horoz? Horozun bir çiçeği işte. Şey, horoz yani cinsi horoz. O da şeker fasulyesi 65 lira. O da bu da. Evet. 65 lira. Evet benim kardeşim. Teşekkür ederim. Rica ederim abi ben teşekkür şöyle ederim. Son sözünü alalım.
Son sözüm ne olur işte, bugün ne kandil gecesi, herkese hayırlı olsun. Evet, kandillerini kutlarım. Berat, Berat kandili. Evet. İşte o kadar yani, ne diyeyim ki? Ne diyelim ki? Allah herkese günlerimizi tanıttık. Tanıttık, evet. Peki benim kardeşim, ya bana da gönder derseler sana nasıl gönderebilirim? Abi tabii ki indirimli kargomuz yok, var. Ha, kargo. Kargo tabii. Nereden girsinler? Fark etmez, benim şeyimi alacaklar, IBAN'ımı atacaklar, hesabını vereceğim. Bunu anladım da senden siparişi nasıl versin Bayburt'un dışı? Bayburt'un dışı benim müşterilerim var mesela, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Bir adresin, mail adresi. Mail adresimde kartımı veriyorum, adam telefon ediyor, alo bana şunu şunu gönder, hazırlıyorum. Yahu. Şu an seni bu dinleyen benim dinleyicilerim, izleyicilerim. He. Senin kartını nereden bilsin? İşte ben müşterime gönderirim. Tanımadığıma gönderme. Yani o siteler gibi değil. O karttan bir tane ya. O, ya bu nasıl Çıpkırıs'tan gitmiş, Erzincan'a gitmiş, kafası durmuş. O siteler gibi değil abi. O sitelerden benim biraz... Telefon vereyim o zaman. Telefon var zaten o kartta. Telefonum 0541 201 26 74. Bir daha alalım. 0541 tane tane. 0541 201 26 74. Karahan bakliyat. Kalitesiz mal benim. Beğenmeyen geri getirsin. Ha, şöyle diye kardeş, hazır çektik, en azından da şöyle bir isteyenlere de göndermiş abi, olabilirsin. Abi. Teşekkür ettim. İsim soy ismi sormuştuk ona. Ali Karahan. Çıpkırıslı, Erzincan'da oturuyor. Evet. Sobası da yanında var. Sobamız var, soba, çayımız var. Çayız... Için, muhabbet olur. Peki. Hayırlı günler diliyorum. Sağ ol. Mahsullerimizi tanıttık, yöresel ürünlerimizi tanıttık. Elimizden geldiğince yemeklerde. Abicim ama bu kardeşim gülüp duruyor. Ha, müşteri yani, ona da bir şeyler... Kardeş hele alma, ama sen ne alıyorsun? Tut şu mikrofonu bana hele. Yakın vallahi... tut. İsim soy isim alalım. İsmim Abdülkadir Polat. Soyma, Karaüzüm. Hangi köylü? Helva köyündenim. Oo, efendim. Polat dedi mi helvalı? Helva köyündenim. Kardeş efendim. Ramazan'a mı alıyoruz? Ramazan gelir de, Ramazan gelmeden hazırlıklarımızı Allah yapalım. Ne alıyoruz Ramazan'a? Soyma aldım, Karaüzüm aldım. Çekirdeksiz üzüm aldım. Hep Ramazan'da ne, sahurda ne yiyeceksin kardeş? Sahurda mı? Pilavı... Allah ne vermişse onu. Amin hocam, oradan gitme. Bir araba uyanıklık yap. Koşafından çete. Ondan sonra bulgur pilavı, kendime pilavı. Koşafı yapacaksın efendim her bir şeyden. Allah güzel nasip ederse yapacağız güzel efendim. Güzel kardeş. Helvada ne var ne yok? Helvada valla 25 senedir çıkmışam, şu anda kar var. Başka bir şey yok. Oo. Peki kardeş. Hadi son sözün varsa alın. Valla Allah emanet olduk. Allah, hayırlı kandiller bugün. Allah razı olsun. Kandilimiz var. Allah Müslümanlara mübarek eylesin. Allah'ım bize böyle bir felaketler daha göstermesin. Amin efendim.